like. Hepinize ben hoşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyordum. Çekeyim dedim. Bu aralar bayağı bir video çekeceğim büyük ihtimal. Her gün bir video atmaya çalıştım bu sefer artık. Yani atacaktım arkadaşlar normalde de zaten. Ama bu bilgisayar bozuldu. Sinirim de bozuldu. Ne yapayım artık? Sövesim var ama sövemiyorum neyse. Artık arkadaşlar telefondan çekeceğim videoyu. Daha güzel videolar çekeceğim. Bilgi videolar çekeceğim. Ara sıra böyle oyun videosu çekebilirim telefondan. Neyse. Bugünkü arkadaşlar videomda size bir YouTuber'sanız arkadaşlar, bir de güzel videolar atmak istiyorsanız, nasıl editleyeceğim, nasıl kapak resmi ekleyeceğim falan diyorsanız bunu göstereceğim bugün sizlere. Yani mobil YouTuber'lar için mobil uygulamaları göstereceğim kısacası. Şimdi arkadaşlar ilk uygulamamız Power Director. Power Director çok güzel bir uygulamadır Android için. Bir video düzenleme programıdır. Girelim şimdi. Evet. EB sağladı herhalde. Heh, tamam. Bir dakika. Şimdi mesela yeni proje diyelim. New project diyorsunuz buradan arkadaşlar ortadan. Buradan project name var. Üstüne basınca böyle ismi falan yazabiliyorsunuz. Deneme diyelim. Deneme. Dur. Deneme. Evet. Buradan isterseniz yatay, isterseniz dikey şekilde yapabiliyorsunuz. Yatay yapalım biz. Sıkıntı yok, daha iyi olur. Ondan sonra bir dakika, hangi videoyu ekleyeyim? Bir dakika, ne yapacağım lan ben? Aklıma da gelin bakalım. Adana merkez patlıyor, herkes şeker atan lokman atasınız. Bakalım bakalım. Neyse. Şu videoyu ekleyeyim, TikTok'tan çekmiştim. Şimdi arkadaşlar buradan kesme biçme işlemleri şöyle mesela geliyorsunuz, üstüne bir kere tıklıyorsunuz şunu. Ondan sonra buradan zaten çıkıyor. Şöyle mesela yaptınız. Ortalar falan buraya getirdiniz. Bir kere bastınız. Şu sol tarafta 3 tane işaret var. Kalem, bıçak, bir de çöp kutusu var. Bıçağa bastığınızda böler ikisini. Bir daha basalım mesela. Buradan şey yapıyorsunuz, böyle basıyorsunuz. Üst tarafta volüm var. O da ses ayarlıyor mesela. Ses isterseniz full yaparsınız, isterseniz düşürürsünüz sesini. İsterseniz full kapatırsınız. Full yapalım mesela biz. Yani buradan ayarlayabiliyorsunuz sesini. Kesme biçme işlemini yapabiliyorsunuz. Bunun ikisini ayırıyorsunuz. Mesela dediğiniz şuradan keseceğim. Şuradan geldiniz, kestiniz. Ha, burası istemiyorum diyorsunuz. Basıyorsunuz, çat gidiyor valla. Adamlar güzel yapmış. Hani şey gibi. Yani nasıl diyeyim? İstiyorsanız bilgisayardan çekin, telefona atıp da yapabilirsiniz. Daha rahat olur bilgisayardan. Yani bazıları bilgisayardan daha rahat olur aslında da telefondan daha rahat bence. Daha rahat yapabilirsiniz işte. Yani hem telefonunuzda iyiyse süper olur videolarınız. Buradan arkadaşlar şimdi yine aynı şey yapayım, böyle kamera şuydu. Evet. Şimdi arkadaşlar buna geldik böyle. Mesela ne diyelim? Bir müzik ekleyeceksiniz. Şuradan basıyorsunuz müziğe. Herhangi bir müzik ekliyorsunuz. Şuradan inceliklerimden neyi var? Bir dakika, SnapTube'e indireyim. SnapTube'e. Ondan birkaç tane silah indireyim. Şuydu galiba ya. Neydi tam olarak? Ben de hatırlamıyorum da. Bir dakika ya. Anladın siz geç ya, boş boş anlatıyorum ben de. Neyse bakalım, videoyu izleyin şimdi. Abiniz Cengiz ortalığı ye ye. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz beğendim. Biraz deliydim ama TikTok'ta çekiyoruz arkadaşlar. TikTok'ta değişik değişik videolar çekiliyor. Böyle güzel güzel videolar çekebilirsiniz. Eskiden müzikaliydi, şimdi TikTok. Neyse. Aynen böyle işte videolar falan ekleyebiliyorsunuz. Şuradan mesela başına intro koyuyorsunuz, videonuzu koyuyorsunuz. Belli yerlerde mesela beğenmediğiniz oraları kesebiliyorsunuz. Falan filan işte, anladınız siz beni. Neyse, güzel bir uygulama bu arkadaşlar. Bu düzenlemek için videoyu, bir de fotoğraf yapıp
kapak resmi eklemek için. Mesela videonun başına kapak resmi falan ekleyeceksiniz. Güzel bir kapak resmi olsun istiyorsunuz. Onu da PixArt'tan yapıyorum. Photogrid de var ama daha kapsamlı ve daha güzel fotoğraflar istiyorsanız süper bir uygulamadır PixArt arkadaşlar. PixArt fazlasıyla yetiyor. Vallahi kullanmaya başladığından beri süper. Buradan artı işaretine basıyorsunuz. Üst tarafta fotoğraf makinesi var. İstiyorsanız ona basıyorsunuz fotoğraf çekmek için. İstiyorsanız normal kendi fotoğraflarınızdan seçiyorsunuz. Bir dakika ya, şuradan bakalım. Düzenleme diyelim. Buradan ney var benim, ney var? Bir fotoğraf seçeyim. Vallahi arkadaşlar şu andaki halim bu. Tamam. Aynı Johnny Sins gibiyim lan. Saçımı keseyim dedim, vallahi bir kestim. Şeyi de şöyle yaptım. Önce ve sonra. Eskiden bir saçım vardı, şimdi ise yok. Neyse. Şakayı boş verin. Şöyle bir varalım şuralara. Valla fotoğraf da bulamıyoruz ya. 2 saat şey yapıyoruz. Şunu seçelim mesela. Mesela arkadaşlar şimdi şöyle ne yapalım? Metin mesela. Üstüne metin ekleyebiliyorsunuz. Güzel bir metin eklersiniz. Şöyle geldik. Ne yapalım? Yakışıklı. Yakışıklı adam. Evet. Bir dakika. Şöyle basalım. Bir dakika. Şöyle. Evet. Şimdi bunu böyle yaptınız arkadaşlar. Şöyle sağa sola yapabiliyorsunuz. Böyle büyütebiliyorsunuz falan filan. Çevirebiliyorsunuz. Bir dakika. Şöyle falan yapabiliyorsunuz. Buradan şöyle gördüğünüz gibi farklı farklı böyle yazı tipleri var. İlk önce renk seçip de yapmaz. Daha güzel olur. Ben sarı seçesim var. Şöyle sarı yapayım. Evet, sarı. Titrettim. Beni titrettin. Böyle bakalım neler var, neler var. Güzel. Güzel güzel yazılar var arkadaşlar. Çok farklı farklı. Çok güzel bir uygulama bence. Yani kapak resimleri full süper yaparsınız. Bir daha sonra birkaç tane şey daha göstereceğim. Süper bir şey. Şunu yapayım mesela. Güzelmiş bu. Tamam, böyle dursun mesela. Şöyle. Başka ne yapalım buna? Başka. Çıkartma varmış. Çıkartmaları pek kullanmıyorum ben. Bir dakika, internet istiyor bunun içinde. Baya kapsamlı bir uygulama yani arkadaşlar. Baya güzel bir uygulama. Ben hep bundan yapıyorum. Fotoğraflarımı düzenliyorum. Neyse, onu boş verin. Etiketler varmış. Evet, etiketlerden. Arka planlar falan filan işte ya. Kendiniz buradan anlarsınız arkadaşlar. Ben bunları pek kullanmıyorum. Normal yazıdır falandır filandır kullanıyorum ben. Onları kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir tane. Başka uygulamalarda görmedim. Şu var arkadaşlar, bir dakika. Fotoğraf ekle diyorsunuz mesela. Herhangi bir fotoğraf ekleyelim, fark etmez. Şunu ekleyelim mesela. Ekle. Şöyle. Buradan arkadaşlar. Bir dakika, şuradaydım. Şurada arkadaşlar efektlerin yanında hemen karıştırma var. Karıştırmaya bastığınızda aydınlat. Ekle üstüne. Ha, karıştırmaya basıyorsun, üstte çıkıyor normal ekran, çoğal, karart falan filan öyle. Bunun gibi şey farklı farklı yapabiliyorsunuz yani. Bir dakika şöyle göstereyim, farklı bir fotoğraf ekleyeyim. Yani foto ekle. Tam anlatamadım da. Ben mesela şunu. Bir dakika arkadaşlar, şunu mesela kendim yapmıştım. Full tamamen böyle şeylerle falan filan. Şöyle mesela yaptınız, baktınız şey değil, şunun arkasına falan böyle bir şey yapıyorsunuz işte. Kendinize göre şurada ekran diyorsun, bilmem çoğalt diyorsun falan filan, karart diyorsun, üste bindir diyorsun. Değişik değişik böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekran, karart böyle ekleyebiliyorsun işte ya.
Evet, süper bir resmimiz oldu. Pıs tıp pıs tıp pıs. Neyse. Buna geçelim. Bu da güzel bir uygulama. Anladınız siz beni. Ondan sonra. Izgara düzenle, saat gösterisi. Düzenle diyelim şuradan. Fotoğraflar diyelim, fotoğraflar. Şunu ekliyorum, yakışıklıya bakın, yakışıklıya. Allah'ım yarabbim Aa, elektrik de ya. geldi, elektrik kesik diye. Abi Neyse, bu da arkadaşlar, bunda pek fazla bir şey yok. Hani öbürkü gibi bunda belli şeyler var işte, yani öbürkü gibi fazla bir şey yok yani. Bunu da kendiniz çözebilirsiniz hemen arkadaşlar. Yani tavsiyem şu PowerDirector PixArt olması fazlasıyla yetiyor. PhotoGrid ayrı bir şeyler yapabilirsiniz ama PowerDirector ve PixArt size fazlasıyla yetiyor. Arkadaşlar baya beğeni gelirse yeni videomda YouTube'a nasıl güzel video atarsınız. Yani videolarını kapak resmidir, odur budur. Atarken neler yapmamız gerekiyor onu göstereceğim arkadaşlar. Bu video bu kadardı. İyi seyirler. Bay bay.